Merhaba hoş geldiniz. Yeni bir güne başlıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir gün olur hepiniz için. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bugün yine 50 tane soru çözeceğiz. Sizden ricam arkadaşlar her zamanki gibi videoyu beğenmeniz. Beğenen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kanalı desteklemek için videoyu beğenmeniz yeterlidir arkadaşlar. Hepinize sınavda girecekler. Şimdiden başarılar diliyorum. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan C ne ifade eder? Solunumun değerlendirilmesini, kan dolaşımının değerlendirilmesi, sindirimin değerlendirilmesi, hava yolu açıklarının değerlendirilmesi. Burada ABC olarak geçen 3 tane maddemiz var. Arkadaşlar buradaki C dolaşımı temsil ediyor. Şurada gösterelim onu netleştirelim. Bakın dolaşım C. Dolaşım dediğimiz ne? Kanın vücutta dolaşımını kastediyor. Solunum B. A'da hava yolu. Şimdi arkadaşlar bunlar İngilizcelerinin baş harfleri. Onun için kafanız karışmasın. Yalnız bu pozisyon önemli. Özellikle mesela şu baş geri çene yukarı pozisyonunu görüyor musunuz? Bunu sorarlar sınavda. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak, uzun tahta atellerle vücudu tespit etmek, Dik oturur şekilde pozisyon vermek. Sert bir zemine sırt üstü yatırmak. Cevabımız tabii ki C seçeneği. Omurga kırığı neydi arkadaşlar? Omurga biliyorsunuz. Baş bölgesinden ta kuyruk sokumuna kadar inen bir kemik var. Yani aslında omurilik, omurga, şaft, araçta şaft benzetiyorum ben bunları birbirine yani önemli insan ayakta tutan en temel kemiklerden biri. Burada kırık var ise oturtursan zaten adamı iyice zarar verirsin felç geçirir kişi. Kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir? Radyatör, yağ filtresi, dikiz aynaları, direksiyon simidi. Şıklar arasında değerlendiriyoruz arkadaşlar şimdi. Kilometreye göre değişim radyatör? Hayır. Dikiz aynaları alakası yok direksiyon simidinin alakası yok. Burada cevabımız B seçeneği. Dediğim gibi bu tür sorular şıklar arasında değerlendirilecek. Yani mesela dikiz aynalar değiştirilmez ama lastik koyabilirler onun yerine. Araç lastikleri gibi şeyler. Onun için şıklar birbirine iyi bakmamız lazım tüm şıklara. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorda yakıtın bitmesi sonucu meydana gelebilir? Hava filtresinin kirlenmesi, yakıt deposunun delinmesi, Yakıt sistemin hava yapması depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi Dizel araçlarda yakıt bittiği zaman başımıza ne gelebilir yakıt sistemi hava yapabilir Değerli arkadaşlar bunu da unutmayın Şimdi bu yakıtla ilgili şunlarda bilmenizde fayda var bir iki bilgi daha vereyim Arkadaşlar yakıtta aracınıza farklı bir yakıt konulduğunu fark ederseniz ne yapmanız gerekiyor Yani aracınız dizel benzin konulduğunu düşünün Aracı derhal durdurup en yakın servise götürmeniz gerekiyor çekiciyle götüreceksiniz Yani şöyle söyleyeyim fark ettiğiniz an servise kadar süreyin falan diye düşünmeyin. En kısa sürede en hızlı şekilde durdurup çekiciyle götürmeniz gerekiyor. O yakıtın temizlenmesi, aracın motorun temizlenmesi gerekiyor. Yani kesinlikle öyle bir şey fark ederseniz sürmeye devam etmeyin. Benzinli motorlarda emme zamanında silindire hangi salınır? Hidrolik yağ, sadece hava, sadece yakıt, yakıt hava karışımı. Evet, Zamanlar vardı biliyorsunuz emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz zamanı. Bunların hangisinde? Emme zamanında ne alınıyor diyor. Pardon. Tabii ki arkadaşlar yakıt hava karışımı alınıyor motora. Zamanlar şurada gösterelim. Benzinli LPG'li motorların sistemi emme, sıkıştırma, ateşleme. İşte emme zamanında neymiş? Yakıt hava karışımı silindir içine alınıyor emmek suretiyle. Sıkıştırma ateşleme egzoz bir de burada ateşlemeyi bilmenizde fayda var Benzinli motorlar ateşlemeyi Buji ile yapıyor Ateşleme zamanında Unutmayın bunu da Yine egzoz zamanında yanmış gazların dışarıya atıldığı Dönemdir Yine egzoz gazlarından çıkan zararlı gazların etkisini azaltmak için katalitik konvertör kullanılıyor araçlarda Arkadaşlar Yani Zararlı gazları bir nebze olsun e, Zararlı şeylerin emiyor O katalitik konvertör dediğimiz sistem onu da unutmayın. Geçelim. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü hangisini yapmak zorundadır? Önemli kısımlar şurası sol bir numaralı araç. Şıklarımıza bakalım. İki numaralı aracın geçmesini beklemeli. Hızlanarak yoluna devam etmeli. Sağa dönüş işaretini vermeli. Dar bir kavisle dönmeli. Şimdi bu araba sola dönecek gördüğünüz üzere. Fotoğrafa baktığımızda Herhangi bir levha var mı? Yok. Burası bir kontrolsüz kavşak o halde. Buradan yola çıkarak şıkları yorumlayacak. İki numaralı aracın geçmesini beklemek. Hızlanarak yoluna devam etmek. sağ dönüş işareti vermek. Dar bir kaviste dönmek. Bize birin hareketini soruyor. Şimdi ikisi de tali, ana yol tali yol olmadığına göre. Yani kontrolsüz bir kavşak olduğuna göre. Cevabımız ne olacak? Arkadaşlar burada yol hakkı kimindir? İki numaralı aracındır. Neden? Düz gidiyor bakın bu dönüş yapacak. Kuralımız neydi? Düz gidenler öncelikliydi dönenlere göre. Yani dönenler düz gidenlere yol verecek. O halde nedir? Cevap A seçeneği kendini belli ediyor. Bunlarla ilgili zaten sık sık soru çözdüğünüzde şimdi anlamasanız bile o zaman daha net anlarsınız. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? Saç dökülmesi, bedensel aktivitede artma, ağızdan köpüklü kan gelmesi, yaralanan bölgesinin alt tarafında felç. Omurga yaralanmaları arkadaşlar biliyorsunuz omurga yaralanmaları, omurilik yaralanmaları, baş yaralanmaları felce sebep olabilir. Onun için doğru cevabımız burada D seçeneğidir. Kişinin felç olmaması için ne yapıyoruz? Mümkün mertebe az hareket ettiriyoruz. Araçtan çıkartırken mesela rentek yöntemini kullanıyoruz. Mümkün mertebe boynunu eğer boynunda bir sıkıntı varsa hareket ettirmiyoruz. Yani sabitleme, rentek manevrası. Bunların amacı omurga omurilik omurga zarar görmesin. Zarar görürse çünkü felç olur. Geçelim. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge paneli hangisidir? Fren hidroliği göstergesi, hararet göstergesi, yakıt göstergesi, şarj göstergesi. Motor soğutma suyu sıcaklığını. Cevap nedir? B seçeneği hararet göstergesi. Eğer resmini koyarsa buraya fotoğrafları koyarsa yazılar yazmayıp şu fotoğraf işaretleyeceksiniz. Bu neymiş? Motor çalışma sıcaklığını gösteriyormuş. Yine aracımız hareket halindeyken çalışır durumdayken bu ışık yanarsa aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Çünkü araç soğumuyor olabilir, yangın çıkabilir. Geçelim. Motorda yağlama sisteminin amacı hangisidir? Yakıt tüketimini arttırmak, Motorun erken ısınmasını sağlamak, debriyaj balatasının aşınmasını önlemek, sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak. Yağlama sistemi. Yakıtla alakası olabilir mi? Hayır. Isınmasını sağlar mı? Hayır. Debriyaj balatasıyla alakası var mı? Hayır. Doğru cevap D seçeneği. Arkadaşlar yağlama sisteminin amacı nedir? Parçalar yağlamak. Parçalar yağlandığı için de birbirine sürtünmüyor. Sürtünmediği için de ısınmıyor ve aşınmıyor da aynı zamanda ısınmıyor, aşınmıyorsa ne oluyor? Ömrü uzuyor. Cevabımız D seçeneği. Şurada yağlama sisteminden bahsedelim arkadaşlar. Bakın yağlama sistemi yüzeylerin aşınmasını önler. Parçaları temizler. Yağ filtresi yani şu yağı temizliyor. Parçalardaki ısıyı alarak soğutmaya yardımcı oluyor. Yağ gösterge paneli işaretimiz budur. Bu çubukta arkadaşlar aracın yağ seviyesini ölçmeye yarayan özel bir çubuktur. Bunlar sınav sorulardır her biri, her biri sınav sorusu arkadaşlar bunların. Onun için konu anlatımlarına çok dikkatli dinleyin. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır. Cevabımız nedir? 20, 30, 40, 50. Tabii ki 50 arkadaşlar. Ee, takip mesafesi ile ilgili biz neyi biliyoruz? hızımızın yarısında takip edeceğiz. Şurada gösterelim. Normal bir takip mesafesi sorusu sorarlarsa bize mesela 80 ile giden bir araç kaç metre ile takip etmelidir derse 40. 90 ile giden araç 45. 70 ile giden 35. Bunu ezberlemeyin. 72'ye bölürseniz 35 yapar. Bu şekilde öğrenin. Burada bir istisna var. Az önceki çözdüğümüz soruda. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüler en az 50 metre mesafeden takip etmek zorundadır. Onun dışında ikiye bölerek bulabilirsiniz. Aynı zamanda takip mesafesi ile ilgili şunlar da bilmenizde fayda var. Takip mesafesi dediğimiz şey bir aracın 2 saniyede kat ettiği yol ya da 88-89 kuralı diyebildiğimiz kuraldır. 88-89 kuralı derse bir soruda size takip mesafesi gelsin aklınıza. Aracın 2 saniyede kat ettiği gittiği yol derse o da takip mesafesini aklınıza getirsin sizin. Geçelim. Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör yani yansıtıcı konulmalıdır? Park edildiğinde, duraklama yapıldığında, taşıt yolunda arızalandığında, yolcu almak için durdurulduğunda. Cevap nedir? Tabii ki C seçeneği. Arızalandığında aracınız reflektör koyuyorsunuz. Peki bununla ilgili başka ne sorarlar? İşte reflektör dediğimiz şey şu. Araç arızalandığında bir de bunu şu şekilde soruyorlar. Şehir içi yollarda 30 metre, şehirler arası yollarda 150 metre mesafeye reflektör koyuyoruz. Bu mesafeleri soruyorlar sınavda öğrenin. Bak şehir içi 30, şehirler arası 150. Bunu da unutmayın. Geçelim. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? Yaya, traktör, otomobil, motosiklet. Cevabımız arkadaşlar burada her zaman için yaya varsa önce yaya kullanır. Unutmayalım bunu. Cevap A seçeneği. Bunların sıralamasını yine anlatırız. Şimdi geçelim arkadaşlar. Başka bir videoda sıralamasını soruyordu. Orada onu anlattık. Eski beri videolar izliyorsanız fark edersiniz ya da bugün yarın yine denk gelir size. Geçelim. Şekle göre ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım ifadelere. 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir. Cevabımız Evet arkadaşlar, cevaplarınız tahmin ettiğinize göre cevaba bakalım. Bir numara şerit sağa dönüş için, sola dönüş için mi? Evet, doğru. 2 numaralı şerit sadece ileri mi? Evet o da doğru. 3 numaralı şerit sadece sağ dönüş içindir. Bu yanlış arkadaşlar. Niye yanlış? Arkadaşlar 3 numaralı şerit sadece sağ değil aynı zamanda ileri gidenler içinde. Burada ama sadece sağ yazdığı için yanlış oluyor. O zaman cevabımız B seçeneği. Geçelim. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir Motorlu araç çeşididir. 2 römork ve yarı römork çeker. 3 yük taşımak için imal edilmiştir. Cevaplarımız yalnız bir 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1 2 ve 3. Bu sorumuzun cevabı arkadaşlar B seçeneği 1 ve 2. Geçelim. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi ilk yardım temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme. Bakın ipuçlarımız neydi? Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek. En önemli şeyimiz de güvenli bir çevre oluşturmak. Cevabımız nedir? Koruma seçeneği Bununla ilgili koruma kurtarma bildirmeyi detaylıca anlattık Yine anlatırız ileride bu soruda geçelim bu videomuz çok uzamasın diye ama ileride mutlaka yine anlatırız bunu takipte kalın Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır yani bozulmuşsa yanmışsa Aynı amperde yenisiyle değiştirilir Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilebilir Sigortalar neydi? Elektrik sisteminin parçasıydı. Neydi? Aracın güvenliğini sağlamaktı. Yangına karşı, tehlikeye karşı, kısa devreye karşı. Evlerde de aynı şekildedir. Sigortalar ne olur? Elektriğe bağlıdır. Yangın çıkmasına karşı korur yani bu sistemi evi. Eğer bunlardan biri bozulursa ya da yanarsa ne olacak? Yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Fakat aynı amperde yenisiyle değiştireceğiz. Unutmayın cevap A seçeneği. Farklı amperde daha küçük ya da daha büyük amperde bir şeyle değiştirmiyoruz. Yangına sebebiyet veririz. Sigortalarla ilgili bunlar önemli. Motorlu taşıt sürücüsü belgesiyle ilgili yukarıdaki verilenlerden hangileri zorunludur? Sürülen taşıtın cinsine uygun olması. Yetkililerin istemesi halinde gösterilmesi. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurulması. Cinsine uygun derken sen B sınıfı ehliyetle gidip kamyon sürersen olmaz. Cinsine uygun sürmelisin. Otomobil. Bu doğru. Yetkililer isterse göstereceksin. Taşıt sürerken yanınızda bulunması da doğru. Üçü de zorunludur. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak, duran ve akan trafiği düzenlemek, yönetmek, Sürücü adayların teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika vermek. D. Tüm karayollarında işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak, kontrol etmek. Bakın karayolların cümlelerin içerisinde karayolu hangisinde geçiyor? D seçeneğinde. Doğru cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar karayolunda yapılacak işlemlerden karayolları genel müdürlüğü sorumlu. Şehir içerisindeki yollarda belediyeler sorumlu. Unutmayın. Yine bu çocuk trafik eğitim partları ya da duran akan trafiği düzenlemek bu emniyet genel müdürlüğünün görevi. Ee, sınavı yapmak milli eğitimin görevi. Bunlar çıkıyor. Şimdi karayolları genel müdürlüğünün genel olarak görevlerine de bakalım şöyle hızlıca bakın. Genelde en çok çıkan sorulardan biri karayollarında bulunan işaretleme standartı. Yani karayolunda bulunan bir yolda işaretleme ya da levhaları yapan kimmiş? Karayolları genel müdürlüğü. Yine burada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün diğer görevlerde var, zaman zaman çıkıyor. Mutlaka okuyun. Ben şimdi bunu okumaya çalışsam çok zamanımız alır. Geçelim. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan tehlikeyi bildirir? İnceleyelim şıklarımızı. Doğru cevabın C seçeneği. Nedir bu? Buzlanma olabilir yani yol buzlanma Olabilir Hava sıcaklığı Eksinin altına düşmüş demektir yani artının sıfırın altına düşmüş demektir Bu da neyle alakalı iklimle alakalı bu durum Bir durum Diğerlerine bakalım diğerleri iklimle alakası yok Yine bununla ilgili söyleyecek Şunu söyleyeyim arkadaşlar trafik kazalarının en büyük etkeni insan kusurudur Unutmayın soruyorlar Trafik kazalarının en büyük sebebi insan kaynaklıdır Bunu da geçelim Şekildeki kavşakta solu sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? 2 numara hangisi? Şu. Dar bir kavisle dönmeli, hızını azaltmadan kavşağa girmeli, karşıya geçen yayaya yol vermeli, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Şimdi burada yapmamız gereken nedir? Lefa var mı diye bakıyoruz. Burası ana yol. Lefa var. Burası talih yol. Burası da talih yol. Fakat soru ondan ziyade burada bir yaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer burada bir yaya var ise ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır olur mu? Hayır. Cevap C seçeneği. Yayaya yol vereceksiniz. Arkadaşlar yaya yolunda her zaman için yaya önceliklidir. Unutmayın. Yaya olmamış olsaydı ilk kim geçecekti? Tabii ki bir geçerdi. Niye? Bir düz gidiyor çünkü. Hani düz gidenler her zaman için dönenlere göre önceliklidir. Unutmayın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir? Şıklarımız aracın kullanıldığı yolun bozuk olması, yorgun uykusuz olarak araç kullanılması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, aracın arıza yapması. Bize sorulan nedir burada? Kişi. Şıklar tek tek inceleyelim. Aracın kullan yolun bozuk olması yola bağlı. Yorgun uykusuz budursun. Uyarı işaretlerinin yetersiz olması. Yine bu yol ve trafik işaretlerine bağlı bir kusur. Aracın arıza yapması bu da araca bağlı bir kusur. Burada doğru cevabımız B seçeneği yorgun ve uykusuz araç kullanılması kişisel bir meseledir. Kişiden kaynaklanır. Dolayısıyla bu durumda kaza olursa kişiye bağlı bir kaza gerçekleşmiş olur. Geçelim bunu. Araçların muayene süresi dolmasa bile aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur. Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerek görüldüğünde, sürücü veya işleticisi değiştiğinde, motor bakımının geçirildiğinde, sahibi değiştiğinde. Muayene ne zaman gerekli? A seçeneği. Kazaya karıştığında yetkili görevli uygun görse muayene gerekiyor. Sürücüyle alakası yok. Bakımın alakası yok. sahibi ile alakası yok. Muayenenin. Yine muayene ile ilgili şunları da bilmenizde fayda var. Bu muayene ulaştırma altyapı bakanlığına bağlı neresi tüh tüh denen yer. İşte araçların muayeneler ile ilgili 2 yılda bir, yılda bir, 3 yılda bir burada yazıyor. Bunları okuyun. Mesela lastik tekerlekli traktörler ve römorkları ilk 3 yaş sonunda 3 yılda bir. Hususi otomobil ve römorkları 2 veya 3 tekerlekli araçlar ilk 3 yaş sonunda 2 yılda bir. Yani hususi otomobil sizin kullanacağınız otomobil genel olarak. Yine burada nedir? Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıtça muayenesi gerekli görülen araçlar muayenesiz yapılması zorunludur. Dolmasa bile süresi. Geçelim bunu da. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir? Değildir. İyi okuyun o kısmı. A. Dudakların morarması. B. Göz bebeklerinin küçülmesi. C. Göğüs hareketlerinin kaybolması. D nefes alma verme sesinin duyulamaması. Doğru cevap B seçeneği. Bu göz bebeklerinin küçülmesi solunumla alakası yok. Diğerlerinin solunumla alakası var. Arkadaşlar bu solunum demişken tam tıkanma kısmı tıkanmaya da bakalım. Tam tıkanmada kişi hiçbir şekilde nefes alamaz. Yani tamamen boğazı tıkanmıştır. Bu durumda hemlik manevrası uyguluyoruz. Kısmi tıkanmada da kişi nefes alır, hafifçe konuşabilir, boğazında yabancı bir cisim vardır fakat az dosta nefes alabilir. Bu kişiye de öksürmeye teşvik ediyoruz. Bunlar da önemli tıkanmalarda, nefes almada. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Sara neydi arkadaşlar? Beyin zedelenmesi oluşan kişilerle gelişiyor. Sara doğum sonrasında ya da Herhangi bir nedenle kronik bir durum. A, krizin kendiliğinden geçmesini beklemek, kilitlenmiş çenesini zorla açmaya çalışmak yanlış. El, koca kol ve bacakları bağlamak yanlış. İçecek, yiyecek verilmek yanlış. Krizin geçmesini bekliyoruz. Sarada. Şurada sarayı gösterelim. İşte bir sürü maddesi var. Ne yapabiliriz? Günlük hayatta da karşılaşıyoruz arkadaşlar bu sara, yani epilepsi halk arasında bilinen ismi. Onun için burayı okuyun. Sınavda da çıkıyor. Geçelim. Hatta şurada sarakıl yapılan ilk yardım nasıl olmalıdır ona da bakalım. İşte bu şekilde sürecin tamamlanması beklenmelidir. Bağlamaya çalışmıyoruz. Çene açılmaya çalışılmıyor. Yabancı madde kullanılmaz. Koklatılmaz. Ağızdan yiyecek içecek verilmez. Sıkan giysi varsa gevşetebilirsiniz. Kişinin yaralanmamasına dikkat ediyoruz. Yani sağında sonunda kendini yaralayabileceği, çarpacağı bir şey varsa onları kaldırıyoruz. Bu kadar genel olarak. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Tıbbi yardım istenmesi, burkulan bölgenin hareket ettirilmesi, sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi, şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarıya kaldırılması. Doğru cevap hatalı olanı arıyoruz. Karıştırmayın. B seçeneği hareket ettirilmesi yanlıştır. Kırık çıkık burkulmada bölge hareket ettirilmez mümkün mertebe sabitlenir. Peki burkulma neydi? Anlık. Eklem yüzeylerin anlık olarak uygun, uygun, ayrılması. Bakın A ile bitiyor, A ile başlıyor. İpucu olsun diye söylüyorum bunu. E, çünkü çıkık ta da kalıcı olarak ayrılma var. Onu da mesela o da K ile bitiyor. Mesela şu şekilde düşünürsek. Çıkık mesela. Orada da eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması. Yazın biraz kötü. Orada da bak K harfiyle bitiyor. Çıkık. K ile başlıyor. Kalıcı olarak ayrılması. Bunu bu şekilde kodlayalım kafamızda. Burkulma A ile bitiyor. A ile başlıyor. Şimdi burkulmanın belirtileri ya da şeyler nedir? Burada en önemli şey arkadaşlar. Bölge yukarı kaldırılabilir, hareket ettirilmez, düzeltilmeye çalışılmaz. Bu önemli. Kırık çıkık burkulmada bunlar önemli. Geçelim. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durdurmayı gerektirmez. Bakın tuzak soru gerektirir mi gerektirmez mi? Bakalım ışıklara. Doğru cevap nedir? A seçeneği. A seçeneği nedir? Yakıtın bitmek üzere olduğunu gösteriyor. En yakın Durmayacaksınız gideceksiniz en yakın istasyona benzin istasyonuna yakıt istasyonuna bu nedir akü işaretidir derhal durmayı gerektirir bu yağ lambası derhal durmayı gerektirir bu hararet yaptığını gösterir aracınızın derhal durmanız gerekiyor bununla ilgili şunlar önemli hep veriyorum daha önce soruları izleyen videolar izleyenler bilir arkadaşlar akü işareti yağ işareti ve hararet işareti görürseniz aracı derhal durduruyorsunuz bir de araçtan yakıt kokusu ya da yanık kokusu aldığınızda derhal durup kontağı kapatıyorsunuz Bunlarda önemli bir sorularda burada 5-6 tane soru var birinden biri gelir sınavda genelde Şekildeki kavşakta ileriye yeşil Sola kırmızı Sağa ve sola yeşil oklu ışık yanmaktadır İleriye neymiş yeşil Sola kırmızı Evet bu Sağa yeşil Şu da yanıyormuş 3 tane ışık yanıyor arkadaşlar Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? Şimdi ileriye yeşil yanıyor. İleriye gidecekler gider. O zaman 2 gidecek. Okey. 1 Sola dönüyor. Solda ne vardı? Kırmızı ışık. Dönemez. Devam edemez. Bekleyecek. 3 Yeşil yanıyor arkadaşlar burada. Bu da devam edebilir. O zaman doğru cevabımız D seçeneği. 1 ve 3. Arkadaşlar yeşil ve düz ve sağ dönecek de yeşil yandığı için gider. Burada şu kırmızı olduğu için dönemez. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması, eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi, çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması, bölgenin nabzının, deri renginin, ısısının kontrol edilmesi. Doğru cevap D seçeneği. Arkadaşlar kırık çıkık burkulmaları düzeltmeye oturtmaya çalışmıyoruz. Mümkün mertebe düzeltmeden. Yani düzeltme bak burada yanlış. Tespit etmek doğru bir işlem ama düzeltmek yanlış. Şimdi bakalım. Çıkık neymiş? Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması. Bu önemli arkadaşlar. Sınavda çıkıyor. Eklem yüzeylerinin kalıcı ayrılmasına ne denir? Eklem yüzeylerin anlık olarak ayrılmasına ne denir? Çıkık ne? Kalıcı ayrılma, unutma. Çıkık belirtileri burada. Çıkıklarda ilk yardım nedir? Eklem bulunduğu bölge şekilde tespit edilir, düzeltilmeye çalışılmaz, oturtulmaya çalışılmaz. Hastaya yiyecek içecek verilmez. Bölgede nabız, deri rengi, ısı kontrolü yapılır. Tıbbi yardım istenir. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde yapılan yapay solunum uygulamasında ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? Şıklarımız bebek yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. B hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması. Yutması doğru mu arkadaşlar? Hayır bu yanlış. Bu da yanlış. C Bebeğin solunum yapıp yapmadığına bak dinle hisset yöntemiyle 2 dakika. Hayır 10 saniye. O zaman bu da yanlış. D. Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi. Bu doğru cevabımız arkadaşlar. Şunlar yanlış arkadaşlar. Yanlış kızımlarını işaretledim zaten. Geçelim. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda hangisi yapılır? Açık camlar kapatılır, önemsenmez yola devam edilir, lastiklerin hava basıncı kontrol edilir, trafik kurallarına uyarak durulur, kontak kapatılır. Sürekli yanık kokusu alındığı zaman D seçeneği. Trafik kurallarına uyarak durup kontağı kapatıyoruz. Arkadaşlar şu önemli, şu kelime bak bizim için önemli durulur, kontak kapatılır kelimesi. Neden? Çünkü çok sınavda soru çıkıyor bununla ilgili. Hemen göstereyim. Araç hareket halindeyken araçtan yakıt kokusu alındığında, yanık, yanma kokusu alındığında araç derhal durdurulup kontak kapatılıyor. Burada iki madde var. Yine araç hareket halindeyken bu işaret, bu gösterge, akü işareti göstergede yanarsa, yağ lambası yanarsa ya da hararet lambası, bu da hararet arkadaşlar, şu dereceden anlayın. Bunlardan üçünden biri yanarsa 3, 4, 5 bu 5 durum oluşursa aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? Aşırı hız yapılması, frenlerin ayarsız olması, rolent ayarlarının bozuk olması, lastiklerin havasının az olması. Sürücüden kaynaklı. Tabii ki cevabımız A seçeneği hız yapıp yapmamak bizim elimizde yani sürücünün elinde. Frenin ayarsız olması araçtan kaynaklanan, rölent ayarının bozuk olması araçtan kaynaklanan, lastiklerin havasının az olması yine araçtan kaynaklanan hatalardan biridir. Cevabımız A seçeneği. Geçelim. Hoşgörülü olunması, bencillikten uzak durulması, olaylara aşırı tepki gösterilmesi. Trafik ortamını paylaşanlarda yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması halinde? Trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir. Yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4 yani hepsi. Basit soru fakat şuna dikkat etmezseniz yanlış yaparsınız. Olumlu yönde etkiler diyor. Hoşgörülü olunması artıdır. Bir pozitifliktir. Bencillikten uzak durulması pozitif. Olaylara aşkı tepki gösterilmesi negatif. Bize neydi? Olumlu. Yani artı pozitif olanlar soruyor. Cevabımız B seçeneği. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmenlikte belirtilen hallerde araçlarla ilgili belgelerin alınması aracın belirli yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? Trafik suçu, trafik terörü, trafik kusuru, trafikten men alıkonulması işlemi diyor. Evrakların da alınması. Bu sorumuzun cevabı D seçeneği trafikten men. Trafikten men dediğimizde aklımıza ne gelecek? İşte bunlar gelecek. Bir yere çekilerek alıkonulması işlemidir. Trafikten men hangi durumlarda olur? İşte bu durumlarda. Arkadaşlar uzamasın diye ben bunları okumuyorum. Ama mesela şu önemli. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadıysanız aracınız trafikten men edilir. Birkaç madde var bunlar önemli bunları mutlaka okuyun videoyu durdurup Çok uzamasın diye ben durdurmuyorum ama önemli bu Yukarıdakilerden hangileri karayolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye topluma kamuya ve çevreye verdiği Zararlardandır Şık, Şeyleri öncüller tek tek inceleyelim Bir orta refüjde Ve yol kenarına çizilen a, Dikilen araçların zarar görmesi Çevreye verilen bir Zarardır okey 2 köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazaların ulaşımı aksatması. Bu da zarardır. 3. Trafo ve elektrik direklerine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması. Yani trafik direğine çarparsanız elektrik kesintisi yaşanır. Bu da bir zarardır. Kişiye ya da topluma verilen bir zarardır. 4. Yakıt ve kimyasal madde, tıbbi atık ve benzeri yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zarar. Bu da çevreye verilen bir zarardır. Yine hepsi okey. Doğru cevap B seçeneği. Bunların hepsi çiv çevreye, kişiye, topluma zarar verir bu davranışlar arkadaşlar. Geçelim. Arkadaşlar sınavda çıkma ihtimali olan bir iki husustan bahsedeyim. Soru olarak gelmedi. Fakat buna bakın. Kanama çeşitleri var arkadaşlar burada. Atar damar, kılcal damar, toplar damar kanaması sınavda bunun fotoğrafını koyup sorabilirler. Unutmayın. Bakın. En çok kan olan hangisi atar damar. Bu en tehlikelisi çünkü. Toplar damar kan biraz daha orta. Kılcal damarda günlük hayatta karşılaştığımız en basit tehlikelerdir. Tehlikesizdir. Bu da kılcal damar kanaması. Atar damarda açık renklidir rengi. Toplar damarda koyu renklidir kanın rengi. Atar damar en tehlikeli kanama çeşididir. Arkadaşlar bunun fotoğrafını koyar sorabilirler. Bakın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır? Termostat, yakıt filtresi, marş motoru, endüksiyon bobini. Çok basit bir soru. C şıkkın içerisinde cevap geçiyor. Sorunun içerisinde. B seçeneği arkadaşlar. Yakıt filtresi ne işe yarıyordu? Aracın yakıtının içerisindeki şeyleri filtreliyor, süzüyor, temizliyor. Yakıt içerisindeki. Termostat neydi? Aracın ısısını belli bir sıcaklıkta tutuyordu. Marş motoru araca hareketi veren aracın e, yani direkt kontağa taktığımızda bastığımızda marşa basmış oluyoruz çalışması. Yine endiksiyon bobini ateşleme bobini arkadaşlar bunu da daha önce anlattım. Çok da detaya girmeyelim bu kadar. Fakat burada cevap B seçeneği geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir? Ayarsız ya da aşınma olduğunda bujilerde. A. Yakıt sarfiyetinin artması. B. Motorun gücünün artması. C. Motorun hararet yapması. D. Motorun yağ yakması. Bujiler dediğimiz ne ile ilgili arkadaşlar? Elektrik sistemi aracı ateşleyen. Dolayısıyla aracı ateşlemesinden sıkıntı çıkacağı için yakıt serfiyatı artar arkadaşlar. Bujilerde ayarsız olması ya da aşınması yakıt serfiyatını arttırır. Yine bujiler ıslak ve nemli olursa araç çalışmayabilir. Kurutmamız gerekiyor bujileri. Arkadaşlar bujiler belli kilometreleri de değiştirilir. Unutmayın. Her yıl değil, her bakımda da değil. Belirli kilometre ya da belli bir yılda. Aracın kullanım kılavuzunda yazar, mesele yazar. 60 bin kilometre de değiştirilecektir. Ya da 5 yıl sonra değiştirilecektirdir. Bujiler önemli. Yakıt tasarrufu için bujilerinizin bakımını yaptırmayı unutmayın. Yani en azından bakın yenileyin. Geçelim. Trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir? A. Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, notar satış belgesi. B. Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi. C. İşitme belgesi. imalat teknik belgesi. D. Kasko sigortası, sahiplik belgesi. Hangileri zorunlu? Arkadaşlar cevabımız nedir? Gümrük giriş belgesi ile alakası olur mu? Olamaz. Noter satışı istemezler. İşletme belgesi ya da imalat teknik belgesi alakasız. Ben bile görmedim bu imalat teknik belgesini falan daha. Yani görüyoruz da yani gö karşılaşmazsınız. Biz bilmezsiniz. Yine D seçeneğinde de kasko sigortası. isteğe bağlı zaten zorunlu değil. Bir defa oradan eleyebilirsiniz. Eleyerek gidin. Cevabımız B seçeneği. Tescil belgesi, trafik belgesi, Zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi. Bunlar zorunludur arkadaşlar. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? Koma, üşüme, bayılma, terleme. Cevabımız koma. Arkadaşlar han komaya girmiş derler ya işte en ileri, ölümden bir önceki çok ağır bir durum koma. Şimdi koma dediğimizde aklımıza ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Uzun süreli derin bilinç kaybı. Koma bakın. Koma uzun süreli derin bilinç kaybı. Uyarlara cevap veremez. Bilinçsizlik vardır. İdrarını tutamaz. Yani herhangi bir dürtüye fiziki dürtülere yanıt veremez komada. Bu uzun süreli dediğimizde koma eğer cümlenin içerisinde en ileri durumu ya da kısa süreli bilinç kaybı dediğimizde de bayılma arkadaşlar. Uzun süreli bilinç kaybı koma kısa süreli bilinç kaybı bayılma. Şokta Bilinç kaybı yok bilinç bulanıklığı var onu da karıştırmayalım şok daha farklı bir şey şok da hani kan yaşamsal organlara yani beyne kan gitmemesi durumuna şok diyoruz. Bu üçünü birbiriyle karıştırmayın eğer beyne kan gitmiyorsa ayaklar 30 santim yukarıya kaldırıyorsa şok. Koma sorarsa bize bilinç kaybının en ileri durumu bilinçsizlik uyarılara cevap vermeme bunları aramalıyız cümlenin içerisinde. Bayılmada kısa süreli arkadaşlar kısa süreli bilinç kaybı. Şokta bilinç kaybı olmaz bilinç bulanıklığı olur. Geçelim. Holger Nielsen yani sırttan bastırma dissekten kaydırma metodu ile suni solunum uygulanmasında sırttan basınç yapılabilmesi kazazede de aşağıdakilerden hangisini sağlar? Bak sırttan bastırdığımız neyi sağlıyor? A. Bilinç kaybının düzelmesi. B. Kalbin çalışması. C nefes vermesi, D nefes alması. Cevabımız nedir? Tabii ki arkadaşlar C seçeneği. Bastırdığımızda kişiyi sırtından içerisindeki hava boşalır. Kaldırdığımızda da dirsekten tekrar hava dolar içerisi. Şurada onun fotoğrafı var. Kafanız karışmasın. Bakın şimdi. Heh, gördün mü? Bak bastırınca nefes veriyor. İçerideki hava boşalıyor kollarından da kaldırınca nefes almış oluyor holger yönteminde. Bu yöntem bir de şu çıkıyor bazen. Bu yöntem arkadaşlar ağız ve burun bölgesinde kanama sonucu eğer ağızda burunda kanama varsa bunu uyguluyoruz. Zaten ağız ve burun bölgesinde kanama yoksa suni solunum yöntemini uyguluyoruz. Yani bu yöntemin uygulanma amacı da budur. Ağız ve burun bölgesinde kanama herhangi bir sıkıntı var ise bu yöntemi uyguluyoruz. Diğer durumlarda zaten suni solunum yapıyoruz. Geçelim. Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere ilk yardım olarak hangisi uygulanır? Kusturma, bol su içirme, sarımsaklı yoğurt yedirme, içtiği maddeyi sulandırıp verme. Şimdi arkadaşlar bilinmeyen bir kimyasal. Mesela örneğin çamaşır suyu diyelim biz. Umarım kimsenin başına gelmez ama çocuklar filan var malum biliyorsunuz Bu durumda ne yapacaksınız arkadaşlar Kusturma kesinlikle yapmıyoruz neden arkadaşlar çocuk zaten o sıvıyı içerken sıvının mideye giderken ki kullandığı yol yani yemek borusu falan yanıyor tarış oluyor Bir de kusturursanız bir kere daha tarış olur Doğru bir yöntem değil kusturma olmaz. Sarımsaklı yoğurt yedirmen kesinlikle bu koca karı mevzuları bu da doğru değil bu da olmaz. İçtiği maddeyi sulandırıp verme bu da olmaz arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Bol su içireceğiz. Yani bol su içirerek aslında ne yapmış oluyoruz? Mesela bir bardak çamaşır suyu içtiğini düşünelim. Bir kimyasal dediğinden örnek mesela. Bol miktar su içeceğiz ki o çamaşır suyu miktarı vücutta azalsın. Yani vücuttaki su miktarı artsın diye. Bol su içirmek kimyasal zehirlenmelerde en önemli husustur. Unutmayın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içerisinde yer almaz? A. Kazaya karışan araçtan hasar durumlarının tespit edilmesi. B. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. C. Olay yerinde temel yaşam desteği yapılması. D. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Evet, cevabımız nedir? Tabii ki bu sorumuzda. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar hayat kurtarma zincirinde ya da ilk yardımın hiçbir yerinde Hasar tespiti yoktur arkadaşlar Hayat kurtarma zincirini kısaca Hatırlayalım 4 basamaktan oluşan bir Birincisi sağlık kuruşuna haber veriyor İkincisi olay yerinde temel yaşam desteğini uyguluyor bakın temel yaşam desteği Sağlık kuruşuna haber verilmesi hatta sıralasın yazalım buraya 2 3 ambulans ekiplerince müdahale yapılması 3 Dördüncü de hastanede acil müdahale yapılması. O burada yok zaten. Onun yerine A'yı yazmışlar. A da yanlış arkadaşlar. Hasar tespit durumları hayat kurtarma da yok. Geçelim. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola hangisi girebilir? Otomobil, kamyon, motosiklet, otobüs. Bu levhamızın anlamı nedir? motosiklet hariçtir. Taşıt trafiğine kapalı yoldur. O zaman motosiklet hariç ise motosiklet girebilir. Yani diğerleri giremez. Motosiklet girebilir. Levhamızın tam anlamı motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol levhasıdır bu. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını bilinç, algılama, anlama. Bakın sorudaki anahtar kelimelerin altını çiziyorum. Siz de sınavda mutlaka anahtar kelimelere yoğunlaşın. Altını çizemezsiniz belki ama birbiriyle uyum denge içinde olmasını sağlayan sistem. Omurilik, pankreas, böbrek, akciğer. Uyum, denge özellikle bilinç, algılama, anlama. Tabii ki cevap A seçeneği arkadaşlar. Omurilik. Omurilik zarar görse ne olur? Kişi felç olur. İşte dengeyi kaybeder. Ondan dolayı omurilik çünkü dengeyi ayarlıyor. Geçelim bunu da. Yani pankreas, böbrekler, bunlar farklı şeyler. Resimdeki levhayı gören sürücüler nasıl hareket etmelidir? İnmiş bariyer varsa geçide girmeli. Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı. Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli. Hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde başka bir dur emri yoksa uygun hızda geçmeli. Cevabımız nedir dostlar? Arkadaşlar cevabımız bu levhamızın anlamı nedir arkadaşlar? Bu kontrollü demir yolu geçidi. Bakın bir kontrol var. Bariyer ya da işte bir şekilde kontrol sağlanıyor. Işıklar, bariyer. Burada arkadaşlar ne yapacağız? İnmiş bariyer varsa giremeyiz. Yanlış. Yol açıksa hızla yanlış. Bariyer inmekteyse hızlı geçmeli. Bu da yanlış. Arkadaşlar eğer bu neymiş? Hızımızı azaltıyoruz. Bariyer inmiş ya da bariyer açıksa bile kontrollü bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar hızımızı azaltacağız gerekirse duracağız yani kontrol ederek başka bir dur emri var mı ona da bakarak uygun hızda geçeceğiz. Cevap D seçeneği. Geçelim. Görseldeki yaralıya ilk yardımcının hangi uygulamayı yapması uygun değildir? Evet. Bunları iyi okuyoruz. Görsele baktığımızda burnundan kan gelmiş, kulağından ken kan gelmiş, göz altları morarmış. Yani bunda bir bu yaralda bir kafa travması var darbe almış kafadan. Boyun tespisi yapması kesinlikle yani boyunun boyunlukla takması ya da boyunu hareket ettirmemesi, sabitlemesi. Bilinç durumunu zaten her türlü ilk yardımda yapıyoruz. ABC değerlendirmesi, solunum, dolaşım. Bunları her şeyde yine yapıyoruz. Burada yapılmaması gereken yarı oturup pozisyonu almaktır. Zaten bu yaralda boyun travması olabilir. Kafa travması var. Bunu mümkün mertebe hareket ettirmeyeceğiz. Bu şekilde mümkün mertebe hareket ettirmeden hastaneye ulaştırmaya çalışacağız. Cevabımız B seçeneği. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Evet kamyon garajını, kamyonun giremeyeceğini, kamyon için geçme yasağının sona erdiğini, kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu. Cevabımız B seçeneği kamyon giremez. Burada kamyon yasaktır arkadaşlar. Genelde şehir içi trafiklerinde olur ya da burada saat yazar mesela. 9-15 saatler arasında kamyon giremezdir. Geçelim. Şekildeki trafik işaretine göre hangisi yanlıştır? Yol yüzeyi arızalıdır, yolda tümsek vardır, yol yapım yolda yapım çalışması vardır, yoldan yavaş geçilmesi gerekir. Şimdi yol yüzeyi arızalı olabilir mi? Evet. Tümsek olmaz demek aslında bir yerde arıza. Yolda tümsek vardır zaten, tümsek kasis. Bu da doğru. Yolda yapım çalışması vardır. Yoldan yavaş geçilmesi gerekir tümsek olan, kasis olan yerlerden yavaş geçmeniz gerekiyor. Burada doğru cevabımız C seçeneği. Yolda yapım çalışması anlamına gelmez arkadaşlar. Yok, yapımla alakası yok bunun. Bu sabit bir engeldir. Yani daha önceden yapılmış bir kasistir. Yani burada görülen trafik işaretinin yaygın kullanım amacı kasisler için. Amacımız kasisler için uyarmak sürücü. Bu kasisleri gördüğümüzde ne yapıyoruz? Yavaşlıyoruz mümkün mertebe. Ya okul geçidi yakındır zaten oraya ya yaya geçidi yakındır genelde bu amaçlarla konulur Çok hızlı yapılmasın diye Geçelim Yağ çubuğunun görevi hangisidir antivirüs seviyesini göstermek Elektrolit seviyesini göstermek Motor yağ seviyesini göstermek Soğutma suyu seviyesini göstermek Yağ çubuğu neyi ölçüyor Yağ seviyesini ölçüyor Araçta Bunu soruyorlar. Araçta yağ seviyesini ölçen çubuğun ismi nedir? Yağ seviyesini ölçen. İşte bu da yağ çubuğudur arkadaşlar. Yağ nasıl ölçüyoruz araçlarda? Düz bir zeminde ölçüyoruz yağ seviyesini. Onu da unutmayalım. Evet arkadaşlar bugün de belli sorumuzu bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah hepiniz geçersiniz. En başta da söylediğim gibi arkadaşlar kanalı ve beni desteklemek için videoyu beğenmenizi istiyorum, rica ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki gün görüşürüz. Hoşçakalın.